Sarı testlerde ciğeri sökülen, içi dışına çıkan öğrenci mavi testlere geldi. Artık mavi testlerden yavaş yavaş böyle rahatlamaya başladı. Soru sayısı 8 bir kere. Şimdi 12 tane soru var sarılarda. Tanesini 3 dakikada çözsen 36 dakika yapacak zaten sana. Değil mi arkadaşım? Şimdi burada 8 tane soru var. 3 dakikada çözsen 24 dakika yapar yani. Şimdi bir de 2 dakikada çözüyorsan 16 dakika yapacak. Hocam maviler niye daha kolay diye soruyorsunuz ya arkadaşlar. Hani pardon. Maviler evet evet doğru söyledim. Neden daha kolay diyenler olabiliyor? Soru sayısı az ya süre olarak zaten düşüyorsunuz aşağıya değil mi? Bir de sarılarda görmediğiniz kazanım kalmıyor. Her şeyi görmüş oluyorsunuz zaten. Yani bunun bir benzerini havuz olarak değil de sen daire olarak zaten gördüğün sarılarda. O yüzden biraz daha rahatlama geliyor. E tabi araya dereye böyle kolay soruda denk gelmiş de olabilir. O yüzden süreleri pek kısalıyor rahatlıyorsunuz değil mi? Ağaç yine yapmış yapacağını. Yusuf daha Ebrar Sarı çocukların adını yazmış arkadaşım. Bak görüyor musun? Ayıp ayıp. Raşit hocam çok ayıp. Arkadaşlar ne diyor sorumuzda? Kağıt helva çok da severim. Neyse Allah'tan tokuz. Diyor ki kağıt helva kardeşine verdiği kağıt helva parçası ne kadar fazladır? Arkadaşlar 4 var 12 var. Şöyle koydunuz. Çap kaç? 16. Çap 16 ise yarıçap kaç? 8. Şuradakini sil. Yarıçap 8 olarak bulundu. Bir merkez belirledim. E noktasına kadar tırmandım. Dedim ki ben merkezden geliyorum dedim. Ortaya geliyorum dedim. Tabii ki de şöyle 90 oluşturacaksın. Yarımı ortalarsan çeyrek daire, çeyrek daire oluşturursun elbette yani. Çeyrek çeyrek olmuştur. Peki. Ne dedik? 16 mı dedik çapımız az önce? 8 8 mi demiştik? Tam 8. Şurası buraya 4 kalmıştır. Sen yarıçap'sın 8'sin. O da yarıçap, o da 8 o zaman. Burası dik üçgendir. Alanı bellidir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 kere 4 bölü 2 16 gelmiştir. Burası 16. Şurasına A diyen öğrenci çeyrek dairenin alanı 16 artı A diye söylemiştir. E bu da çeyrek dairedir. Bu da 16 artı A olmalıdır elbette. Yani hocam yani Raşit hocam senin çocuklar bak güzel paylaşmıyorlar. Yani Yusuf Tağ'ın yaptığı çok hoş olmamış. Kendine büyük almış kardeşine küçük vermiş. Yani olmamış bu iş. Arkadaşlar buradaki alanların farkını istiyor. Bak buraya dikkat edin ne kadar gelmiş? A kadar gelmiş zaten. E diğer parçamız ne kadar gelmiş? Toplayın buradan. 16, 16, 32 artı A gelmiş. Yani sen 32 artı A'dan A'yı böyle yapıp çekeceksin. Yani cevap 32 gelecektir. Sorumuz bu kadar. Evet. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Umarım dinliyorsundur. Burada öğrenmen gereken mini bir bilgi var. Ondan bahsedeceğim sana. Bir daire düşün. Bu daire yarım daire olsun tamam mı? Yarım dairenin Çapını işgal edecek şekilde. Arkadaşım bak şöyle küçüklü, büyüklü böyle kafana göre bir sürü daire düşün. Bunların hepsinin yaylarının toplamı, yaylarının toplamı hazır mısın? Büyük dairenin yayı ile aynı boydadır. Dikkat et. Altını çiziyorum. Aynı boydadır. Ölçü değil. Hocam zaten yarım daire 180, başka yarım daire 180, 180. Geçiyor zaten. Olmaz. Ölçü değil, derece olarak değil, uzunluk olarak söylüyorum. Bu, 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 bunların hepsi aynıdır. Şimdi ispatını yapmak isterim ama çok uzatmak da istemiyorum. O yüzden küçük bir ispat yapacağım sana. İki taneyle yapacağım ispatımı böyle. Bu arada aşağıya inmiş, yukarıya çıkmış bir şey değişmiyor zaten. Çapı işgal edecek diye söyledim zaten az önce. Açıklamamı yaptım ben sana. Şöyle iki tane kullan. Bunun yarı çapı AA, bunun yarı çapı BB. Dinleyelim arkadaşım. Önemli bir şey söylüyoruz burada. Lütfen. Şurası, şurası. Yarım daire yayıdır. Bir dairenin, bir dairenin çevresi 2 pi R'dir. R nedir? A kadar almışızdır değil mi? Şöyle pi a artı şurası da 2 pi b kadardır. Değil mi arkadaşım? 2 pi R, 2 pi R. Ama bu yarım dairedir. 2 pi ikiye 2'ye böl, burada da böl, bu da yarım dairedir. Buranın toplamından pi a, pi b daha pi a artı b gelmiştir. Şimdi gel büyük dairenin yayını hesaplayalım. Yani şuraya hesaplayalım. Bu ne geliyormuş? Bir de ona bakalım seninle. 2 artı 2 b bunun çapıysa 1 a artı 1b de yarıçapıdır. Yani şöyle bir yer tahmini olarak yarıçap 1 a artı 1b'ye gelmiştir. Yarıçapı 1a artı b'ye gelen dairenin ipinin uzunluğu ne gelir? 2pi r kural değil miydi? r yarıçapı da a artı b değil midir? E şimdi sen yarım değil misin? İki kere parantez attık. Bir tane istiyorum. Ha Yarımsın. Yarımsan ikiye böl o zaman pi artı b. Ne yaptım? İspatladım. Burada ne yaptım? Burada şu iki tane kırmızı kırmızı gelsin. Şu ikisinin toplamını buldum pi artı b geldi. Sonra bunu nerede hesapladım? Burada hesapladım o da pi artı b geldi. Umarım söylediğim anlaşılmıştır. Söylediğim şey şu uzun lafın kısası ispatı da gittim. Buradaki yayların alayının toplamı alayının toplamı tamamına eşit arkadaşlar. Bunu söyledik açıkladık. Peki eş olduğunu söylüyor mu? Evet 6 tane eş diyor arkadaşlar. Eş 6 tane. O zaman her birinin uzunluğuna x diyelim yayların. 6 tane x gelmiş midir? Gelmiştir. O zaman eşit olduğuna göre açıkladım bu da 6x. Toplamda 12x gelmiştir. Bir çirkin olmuştur düzelttim. 12x eşittir bize bu çevre 24 olarak verilmiştir. Hocam ne alaka bak şimdi. x artı x artı x x da 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 hop böyle yani. Buradan bir tane x'imiz 2. Burada arada p'si vardı. Pi vardı pi de gelsin. p'yi atlamak yok. 2 p çıkmıştır. x'imiz 2 pi geldiyse yaz yerine. Yarı çap araya de senin yarı çapın R olduğunda bunun çevresi 2 pi çıkıyormuş. Yarı çap R iken çevre 2 pi R'dir. Yarısı bölü 2'dir. Eşittir. Uzunluk olaraktan 2 pi gelmiştir. 2 pi'ler yallah olmuştur. R 2 gelmiştir. O zaman bir tane yarı çap şöyle 2'dir. O halde her yer 2'dir. Şimdi ben burada şuradaki ilere iptal diyorum. Yarı çap çıktı 2 oldu diyorum. Şöyle sayıyorum 4, 8, 12, 16, 20, 24. O halde 24'ün yarısından burası yarı çap, büyüğün yarı çapı 12'dir. Diyor ki sana boyalı bölgenin alanı nedir? Boyalı bölge büyük yarım dairenin alanından... Boyalı bölgenin alanı mı? Evet. Bunu al ve koy. Bunu al. Evet, evet çok güzel. Cuk diye oturdu yarım dairenin. Büyük yarım dairenin alanını soruyor. Evet. O zaman ben ne yapacağım? Yarı çap 12 demiştim. 12'nin karesi pi bu kadar tam daire alanı bölü 2 dersem ne olur 72 pi yapmış olur 144 bölü 2 evet 72 yaptı tamam oldu oldu geçebilir soruyu 2 numaraydı bu ah başka soru yok çünkü mavi testesin burada soru mu olur arkadaşım bir de mouse tekerleğini zorluyorsun öyle bir kenar uzunluğu 8 metre olan kare arkadaşlar boş bir alanda birbirine teğet çeyrek ve yarım daireler var Tamam. Karenin içerisinde kalan, iki havuzun dışında kalan. Arkadaşlar, havuz burası. Havuzun dışında kalan alan derseniz eğer, dışarıda kalan, karenin de içinde kalan derseniz havuzun dışında, karenin içinde şöyle alanlar kalıyor. Bakın bu beyazlar. Sadece beyazlara bakınız. Mesela şu beyaz. Havuzların dışında mıdır? Evet. Karenin içinde midir? Evet. Yani bu adam uzun lafın kısası sana diyor ki kibarca beyazın alanını buluruz. O kadar tercüme ettik sorumuzu. Bir kenar uzunluğu 8'di. Merkezden merkeze birleşmeyen bizden değildir arkadaşlar. Söylüyorum. Yani birbirine teğet çemberleri gördün mü merkezden merkeze birleşeceksin. Yani kaçtır söylüyoruz bunu. Dilimizde ne tüy ne bir şey hiçbir şey kalmadı. Şurası 8. Burası R kadar. Şurası R kadar burası 8. E tabii ki de Pisagor'dan bu işi halledeceğiz. Arkadaşlar sizi daha önce uyarmıştım bakın gelin tekrar uyarayım şu parçayı ayrı, bu parçayı ayrı bir şekilde ifade etmeyiniz. Yani işin sonunda aynı yere gel. Bak, mesela R dedin. Tamamı ne bunun? 8. Şimdi sen oraya 8 dersen eğer, buraya da 8 diyeceksin. 2 tane R gitti. 8 eksi 2 R kaldı. Şimdi toplamak zorunda kalacaksın. Burayı üçgenin kenarını ifade etmek için. Gereksiz. At çöpe. Sen üçgenin kenarını tek, seken, tek şekilde söyleyeceksin. Yani bir tane bilinmeyenle ifade et. Mesela şurası R, iki parça halinde değil de 8-R diye tek parça halinde ifade et bunu böyle. Şimdi artık ben burada R'ye 2 vermek istiyorum müsaadenle. 8 artı 2'den burayı 10, 8-2'den burayı 6 olarak bulmuş oluyorum sana. 6-8 onu getirmiş oluyorum. Beyazın alanını bulmak isteyen öğrenci. Beyazın alanını bulmak isteyen öğrenci. Bunu istiyordu başta söyledik. Beyaz alan soruyor. Ne dedik beyazı bulmak için ne yapacağız? Plan kurduk mu kurmadık hemen kuralım. Karenin alanı 8 kere 8 64 eksi. Karenin alanından tabii ki de buradaki alanları düşmeliyiz. 8'in karesinden 64 pi olan dairenin alanı 4'e böl çünkü sen çeyrek dairesin. Yarı çapı 2 olan dairenin alanı 2'nin karesinden 4 pi ama yarım daire olduğu için bölü 2. 64 bölü 4 16 pi gelmiştir. 4 bölü 2 2 pi gelmiştir. 64'ten bunları çıkartmalısın. Şurası kaç yaptı? 18 yaptı. 64 18 pi dedik. Sorumuzu çözmüş olduk. Bu kadar. Evet ön sayfanın son sorusu. Evet baktık akrep yelkovanın uzunlukları sırasıyla 24, 30, 2'den 2.5'a kadar olan alan farkı. Arkadaşlar şöyle yapalım. Saatimiz 2. Tamam. Saat kaç olacaktı? 2.5'a gelecekti. Siz şunun farkındasınızdır ama ben yine de tekrardan ifade etmek istiyorum. Bir saat 2'den 3'e gelene kadar 30 derecelik yay tarar. Neden? Çünkü 12 tane eşit bölme vardır. 360 derecelik dairenin ölçüsünü, çember yayını 12 tane eşit bölmeye ayırırsanız tanesi 30 derecedir bunların. Yani saat 2'den 3'e gelene kadar 30 derecedir. Bu arada arkadaşlar kısa olana akrep diyoruz değil mi? Öyle evet. Kısa olan akrep var ya. İşte bu akrep 2'den 3'e gelene kadar şöyle gelene kadar 30 derece alıyor saat 2.30'a gelirken de tam ortaya gelip 15 derece alır. Bu önemli. Evet burası önemli. Sen 2'den 2.30'a iki gelene kadar arada 15 derecelik bir açı alırsın. Arkadaşım bak şöyle düşünme. Hocam bu ikide sabit olarak bekler. Ha, yel kovan böyle 2.30'a kadar kendi kendine gider. Arkadaşlar bu şimdi saat 2'den e, 3'e geçerken lap diye mi 3'e atlıyor böyle? Yani birden mi sıçrıyor? Böyle bir şey yok ki. Yel kovan giderken bu da bir taraftan minik minik kıpır diyor. Yani isterseniz bu şekilde bir saatiniz varsa bu saate böyle bir analog saat yaklaşıp bir bakın. Ya yani bu akrep de minik minik hamleler yapıyor yani. Tamam yapıyorum. 15 bölü 360 derece. Niye? Yarım saatlik. Değil mi? Yarım saatlik olduğu için 2'den 3'e gelemiyor. Ortasına kadar gelebiliyor. Ortasına geldiği için de 30 derecenin yarısıyla 15 derece alıyor. Çarpı pi r kare. Yani yarı çap akrebin uzunluğu 24'te 24'ün karesi eksi. Eksi demeyeyim dur. Şöyle diyeyim. Akrebin taradığı alan. Akrep. Şimdi yelkovanın taradığı 2'den 2.5'a kadar 180 derece tarayacaktır. 180 bölü 360 çarpı pi bunun uzunluğu da 30'dur. Bu da 30'un karesi olmalıdır. Pire kare formülüne göre. Evet bu da kimin? Yelkovanımızın taradığı alan. Haydi bunları hesaplayalım arkadaşlar. 15'i 360'da sadeleşseniz 24 verir. 24, 24 katı. Evet 24 katı. O halde 1 bölü 24 diye sadeleştirdim. 24'ün karesi demek 24 çarpı 24 demektir. Dolayısıyla ben 24 çarpı 24'ün bir tane 24'ünü bununla çöpe atıyorum. Ve bunda tek bir tane 24 kalmış oluyor böylece. Yani akrebin taradığı alan 24 pi gelmiştir. Şimdi yelkovanın taradığı alana bakalım arkadaşlar. 30'un karesi kaç yapar? 900 yapar. Çünkü karesi 9 olduğu için. 900 pi. E, bu da 1 bölü 2 mi getiriyor? Evet öyle getiriyor. O zaman 450 pi de bu getirmiştir. Yelkovan ne getirdin diyorum 450 getirdim diyor. Akrebe soruyorum 24 getirdim diyor. Ben de sizi birbirinizden çıkartmaya karar verdim diyorum. Arka sayfaya geçiyorum. Yani soru birazcık buraya göre hafif olmuş değil mi? Hani şey düşünüyor olabilirsin bak. Bir şey mi görmem gerekiyor acaba? Ya yok bir şey görmen gerekmiyor. Buradaki dairenin yarıçapı toplamda 7 olduğu için 7'nin karesinden çay bardağının kapladığı 49 pi'lik bir daire alanı. Bardağın altı da 3'ün karesinden 9 pi kadar bir alan kapladığı için 9 bölü 49 demişsen evet doğru demişsin başka bir şey yok bunda. Yani kolay olmuş diyebiliriz evet. Arkadaşım ben sana iki test önce olması lazım. Pazar diyorsunuz bana ya. Hoca hatırlıyor falan her şeyi. Ah ne oldu bak gördün. Ben şunu söylemiştim size arkadaşlar. Buranın alanını üçgenin alanını gibi bulabilirsiniz. Ve buranın alanını da yamuğun alanını bulabiliriz. Ee, bulur gibi bulabilirsiniz. Hocam ne diyorsunuz? Arkadaşım şurası r yarıçap, şurası yayın uzunluğu bak, ölçü değil, ölçü değil. Uzunluk ve ölçü ayrı şeylerdir. Yani bu 30 derece olabilir ama 30 santim farklı bir şeydir. Bunun uzunluğu e, a olsun. Şurası m, r olsun. Bu bu arada iki tane dairenin arasından böyle, böyle yaptığın zaman oluşacak bir şekilde bir dilim yani öyle düşün. Ee, şuraları da boş ver at gitsin çöpe, şöyle kalsın. A, B. Demiştik ki seninle üçgenin alanını bulurmuş gibi yapabilirsin. Şurayı yükseklik olarak hayal et. Ve geldiği yeri burayı taban olarak hayal et. R çarpı A bölü 2 bu dairenin alanıdır. Dilimin alanıdır. Üçgen alanı gibi. Bu da yamuğun alanı gibi. Yamuğun alanı neydi? Biz yamuğun alanına hort demiştik seninle. Yani orta taban çarpı yükseklik demiştik. Orta taban demek A artı B bölü 2 demek işte artı B bölü 2 demektir. Çarpı yarı çap yükseklik oluyordu. Değişmeyecek şekilde şöyle değil mi? Tamam. Yine de hatırlattım. Bir yere bakmana gerek kalmadı. Kendimi testin tam yerini işaret edemediğim için suçlu hissettim. Ve birazcık açıkladım yine. Buranın alanı yani yamuk alanı bulur gibi bulacaksın. Alt taban artı üst taban 30 artı 50 bölü 2 çarpı yükseklik 12. Bu. Bu kadar. Şimdi yamuk alan kuralında alt tabanı üst tabanı bölü 2 ve çarpı yükseği kullandık mı kullandık hocam pi koyacak mıyız? Arkadaşım yamuğun alanında pi var mı? Yok. Şimdi adam buraya 50'nin yanına 50 pi deseydi ben pi'yi bu işin içine sokardım böyle. Şu an burada pi yok. Burada pi yok. E şunun da pi'li olmadığını gördüğüme göre pi'yi kendi kendime nereden çıkarayım? Anladın sen beni. 80 bölü 2 40 yapar. 40 yaptı. Çarp 12. 4 kere 12, 48 bir de sıfırım 480'im gelmiştir. Aman ya Rabbi 480 pi de şıklarda bekliyor. Sazanlar gelin buraya diyor, atlayın üzerime diyor. Evet ama maalesef cevabımızı bulmuşuzdur biz. Neredeyiz? 6'dayız. 7'ye gidiyoruz. Evet 7 numaralı soru eşkenar dörtgen olduğunu söylüyor. Eşkenar dörtgende şöyle bir B'den D'ye çıkmışımdır. Şöyle bir de geçmişimdir. C'ye kadar gitmişimdir. Şimdi sevgili arkadaşlar. Merkezden İki dairenin birbirine teğet olduğu söylenmiş. Teğet olduğu noktaya gelmişsinizdir, dik olmalıdır. Aynı zamanda eşkenar dörtgenin köşegenleri de dik kesişmelidir. Bu iki şekilde de açıklanabiliyor bize. Eşkenar dörtgenin köşegeni açı ortaydır, 30'dur. 30, 90, 60'ım gelmiştir. O halde e, bu kök alıp şuraya yarı çapa koyma vaktidir, şurası. 60'ı kök 3 görmüştür, 30'u da o zaman 1 görecektir. Hmm, tabii ki de 60'ı kök 3 görüyor. Yani kök 3'ü böleceksin. Bir gelecek ne gelecek başka? O halde bu birse bu da bir, bu köküçse bu da köküç. Eşkenar dörtgenin köşegenleri eşit değildi. Eşit değildi. Ortalanıyordu. Heh, kızmış olayım sana eşit aldıysan. Hocam her kenar eşit, köşegenler nasıl eşit olmuyor diye inşallah tartışma çıkartmak istemiyorsundur. Yatık bir şekil karşında var yatık. Bak şu yatan köşegen daha çok esnemiş uzamıştır. Düşünsene eşkenar dörtgeni böyle bir yatırdın. Şimdi şunu tuttun bunu da çektin bunların eşit olduğunu nasıl düşüneceğiz biz seninle? At bunları çöpe. Çok attık çöpe. Bu dursun. Al bunu. Çevir. Koy yanına. Ha ne oldu? Nasıl eşit olacak bunlar şimdi? Neyse saptırma konuyu şimdi. İşimize bakıyoruz biz burada. Silemedim. Silememişimdir. Bunları da at. Bunları da at. Bir hatırlatma çektim sana. Evet tamam. Şimdi planımı yapıyorum. Eşkenar dörtgenimin alanı köşegen çarpımının yarısından getirebilirim. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 diyebilirim. 2 kök 3 eşkenar dörtgenimin alanı geldi. Köşegen çarpımının yarısı. Yapabiliyorduk bunu. Taban çarpı yükseklik de yapardık ama bunlar vardı elimde. Köşegenler varken oradan gittim. Şimdi yeşil bölge için plan yapalım. Bu beyaz bölgeyi senden istiyor mu? İstiyor mu? İstemiyor. Bunu istiyor mu? Bunu da istemiyor. O halde iki beyazı birbirini toplayıp yani iki beyazın toplam değerini bulup eşkenar dörtgenin içinden dip çekeceğiz olayımızı bitireceğiz. Bunun 60 derecesi var. Eşkenar dörtgende karşı karşılaşıları eşit bunun da 60 derecesi var. Bu beyaz ben 60 getirdim diyor. O beyaz benden de bir 60 vardır diyor. 60-60 daha 120 derecelik bir dairenin alanı. 120'lik pire kareyi seninle hesaplayacağız. Yarı çap ne? Köküç mü? Evet. Kök Köküçün karesi 3. Bu alan beyazların toplamıdır. Beyazlar bu kadardır. Tat, küt, 1 bölü 3. 3'ü aldı götürdü pi kadar kalmıştır. İki kök 3 olan eşkenar dörtgenin içinden pi'yi çıkartmaya karar vermişizdir. Sorunun cevabı nedir? O zaman iki kök pi'dir. Neredeyiz? Buradayız. Dedik geçtik. bu tik güzel olmadı bir daha. Bakayım. Olmadı bir daha. Ya idare eder. Geçtim soruyu. 8 numaralı sorumuz. Sevgili arkadaşlar. Pergelin arasını 90 derecelik açıklıkla tuttuğunda R, R olsa birleşirse R kök 2 olur. Şöyle. R kök 2. 30-30-120 derecelik bir üçgende R, R, R kök 3 olur değil mi? Şimdi sen bir pergelin saplanan ayağı ile kalem tutan ayağının eşit olduğunu nereden biliyorsun? Söylüyor mu orada bir yerde? Söylemezse kafana göre alamazsın. Böyle bir şey yok. Ben neye dayandım? Ayak boyları eşit işte uzunlukta. Ben buna dayandım. Ya buna dikkat et lütfen. Hemen paldır küldür atlama soruya. Tabi öyle olsa başka bilgiler de verirdi. Vermesi gerekirdi. Bu kadarla yetinme, yetinmek e, yeterli gelmeyebilirdi. Konuşamadık. 12 pi birim kare kim? Pergelin çizdiği dairenin alanı. Şimdi arkadaşlar çok basit bir benzerlik yapacağız. Bak hiç uğraşmaya gerek yok. Dairenin yarı çapı R olduğunda. Pardon pardon. Yarı çap ne kadar? merkeze saplayıp da böyle daireyi çiziyoruz biz değil mi? Şöyle düşün arkadaşım. Böyle daire çiziyoruz. Yani yarıçapımız çapımız R kök 2 burada. E buradaki de merkezimiz burada saplandığı zaman böyle R kök 3 kadar. Benzerlik oranı eşittir. Yarıçapım çapım R kök 2, yarı çapı ötekinin R kök 3. Hop buradan sadeleşti. Bunların benzerlik oranı kök 2 bölü kök 3 gelmiştir. Ama benzerlik oranı gelmiştir. Dairelerin alanlarının oranını alırken de Tıpkı benzerliğin karesini alıp alanların oranına geçtiğimiz gibi yapacaksın. Yani bunun karesini alacaksın 2 bölü 3 gelecek. Şimdi ne buldum ben sana? Dairelerin alanlarının oranını buldum değil mi? Şimdi diyor ki bir pergelle çizilen dairenin toplam alanı 12 pi olduğunda öteki pergelle çizilen dairenin alanı nedir diyor. E şimdi alanların oranı 2 bölü 3 olduğuna göre birinin çizdiği 12 pi geliyorsa... Ötekinin çizdiği ne gelir acaba diye bir orantı kuracaksın. 2'den 12'ye kaç katı? 6 katı. 3'ün 6 katı kaç yapar? 18 yapar. Bu şekilde soruyu tamamladık arkadaşım. Yani burada bir kısım çizilmiş ama bir kısım değil. Pergelin çizdiği dairenin alanı diyor. Yani bir dilimden bahsetmiyor. Bunu tamamlamış olsaydı diyor. Alan 12 olacaktı diyor. E bunu tamamladığında da ben buradan alanların oranıyla eşitleyip denk getirdim yani. O zaman tamamdır diyoruz. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar diliyorum.